Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Ethernet kablosunun ucuna RJ45 dediğimiz jack nasıl çakılır bunu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle jacklarımızda şöyle bir renk kodlaması yapıyoruz. Birinci soketimize sırayla turuncu, turuncu beyaz, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahve beyaz, kahverengi. Diğer soketimize yeşil beyaz yeşil, turuncu beyaz mavi, mavi beyaz turuncu, kahve beyaz kahverengi olmak üzere ikinci jack'ımızı da çakıp daha sonra test cihazıyla kontrol ettiğimizde 1 3'e tekabül edecek, 2 6'ya 3, 1'e 4, 4'e 5, 5'e 6, 2'ye 7, 7'ye 8, 8'e. Biraz sonra test yaptığımızda daha iyi anlaşılır şekilde bu anlattığım konu daha da netleşecek arkadaşlar. Şimdi Ethernet kablomuzun ucunu şu şekilde falçata yardımıyla bir çizik atarak arkadaşlar şöyle açalım. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi turuncu, turuncu beyaz, yeşil, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, kahve, kahve beyaz diye 8 farklı renk çıkacak. Bunları bu şekilde güzelce birbirinden ayırıp iyice düzleyelim. Sokete kablolarımızı takarken kolaylık olacak. Evet arkadaşlar, şimdi birinci soketimiz için bize ne gerekliydi? Turuncu beyaz, yanına turuncu diyor. Hemen yanına turuncuyu şöyle alalım. Yanına yeşil beyaz, yanına yeşil beyazımızı aldık. Hemen yanına mavi diyor. Mavimizi de aldık. Şöyle düzeltelim her seferinde. Yanına mavi beyaz, yanına yeşil, yeşilin yanına kahve beyaz ve kahveyi de yanına koyduktan sonra evet arkadaşlar şöyle gerdirelim ki iyice kablo düzelsin, jack'a girişimiz kolay olsun. Burayı kesinlikle bırakmayın arkadaşlar ta ki kesene kadar, çünkü sırası kayboldu mu tekrar yapması can sıkıntısı. Evet arkadaşlar, fazlalıklarını aldık. İlk soketimizi şu şekil tutuyoruz. Tırnağı alta gelecek şekilde, bakırları bize bakacak şekilde tutup şu şekilde içine sürüyoruz. Evet arkadaşlar, sürdükten sonra iyice oturduğuna emin olup dış plastiğini de, içinde tırnak var bunun, şeffaf bir tırnak, şu üstten bastırıp dış plastiğini sıkacak. Bunun için bize bir CAT5, RJ11, RJ45 jack pensesi gerekiyor arkadaşlar. 3 farklı jack bununla çakabiliyoruz. Şu şekilde takıp bastığımızda evet, bu ucumuz hazır arkadaşlar. Diğer ucumuza da yine biraz önceki gibi aynı işlemi uyguluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci jack'ımızın çakım renklerine bakalım. Yeşil beyaz demiştik. Yeşil beyazımızı alalım. Şöyle düzeltelim. Yanına hemen yeşil. Turuncu beyaz diyor. O turuncu beyazımızı alalım. Yanına mavi diyor. Mavimizi alıp mavi beyaz, turuncu,
Evet, kahve beyaz ve sonuncu olarak kahveyi de yanına aldıktan sonra yine şöyle yaparak yan yana getirip bir düzleştirelim. Yine arkadaşlar şuraya kesinlikle bırakmayın. Tekrardan yapmak hakikaten can sıkıyor. Evet, mesafemizi aldıktan sonra hepsini aynı uçta kesip yine aynı şekilde tırnağımız alta gelecek şekilde jakımızı tutup kabloları bırakmadan hafifçe yolluyoruz. Zaten kanalına oturuyor. Dediğim gibi yine dış plastik kılıfını da şöyle içine takalım. Evet arkadaşlar, geriye kalan jack pensesine takıp sıkmak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi renk kodlarına göre iki jack'ımızı da çaktık. Şimdi gelelim test cihazıyla test etmeye, çalışıp çalışmadığını. Evet arkadaşlar, bu da bizim test cihazımız RJ45, RJ11. Kablolarını kolaylıkla test edebiliriz. Bu ayrılıyor uzun mesafelerde. Bunu bir ucuna takıp, bunu da diğer ucuna takıp çalıştırdığımız zaman bu renk sıralamasına göre numaralar yanıp kablomuzun çalışıp çalışmadığını, hatların herhangi birinde kopuk olup olmadığını karşılıklı olarak bize gösteriyor. Şimdi deneyelim. Bir ucumuzu buna takalım. Diğer ucumuzu da buna takalım arkadaşlar. Şimdi çalıştırdığımda bir ucu sırayla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye yanarken diğer ucu ise şöyle yakından göstereyim mantığını. Birinci de turuncu beyaz var. Ama turuncu beyazımız burada 3 numarada olduğu için diğer butonda 3 yanacak tabii ki ilk başta. Daha sonra ikinci de turuncumuz var. Ama diğer butonda turuncumuz 6 numarada olduğu için 6 yanacak arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Daha iyi anlayacaksınız görsel olarak. İki kademesi var. Yavaş hızlı. Evet arkadaşlar, şu anda hızlı sayıyor. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğeri ise 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8 olarak. Yavaşlatalım. Daha iyi görelim. Şimdi sıfırlasın arkadaşlar. Sağ tarafa dikkat. 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Tekrar kontrol edelim. Sol tarafı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sağ taraf 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Evet arkadaşlar, kablomuzu da test ettik. Çalışıyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu beğendiyseniz arkadaşlarınıza tavsiye edip beğenin lütfen. İyi günler dilerim hepinize. Kolay gelsin.